Şimdi bu günün dolma şartı hem büyük başta hem küçük başta işte hem bir keçideki bir yaşta hem koyunda gösterişli altı ayda. Başlangıç mı yoksa altı ayı doldurmuş olmak mı hocam ne dersiniz? Ben tebrik ediyorum efendiyi. Soru güzel soru. Evet. Yani daha önce bilinen bir bilgi bu altı ayını doldurmuş olması diye söylüyoruz. Da, ya 6 aya girmiş olsa ve özellikle şunu da belirtelim değerli izleyicilerimize. Bu sadece koyunlara özel Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisiyle sabit bir durumdur. Yavru 6 ayını doldurmuş, 6 ayına girmiş değil, 6 ayını doldurmuş ve yetiş, gün almış. yetişkin olan annesi kadar gösterişli, gelişmiş, besili olursa 6 ayını doldurmuş olması keçilerde böyle bir şey var mı o da küçük baş hayvan hocam keçide de çok besili 6 ayını doldurmuş olsa o, o olmaz orada bir yaş esastır koyuna özel bir hükümdür bu keçilerde bir yaş sığırlarda büyükbaş hayvan cinslerinden sığırlarda iki yaşını doldurmuş olmalı develerde 5 yaşını doldur. Yani 5 yaşını bitirmiş, 2 yaşını bitirmiş sığır, 5 yaşını bitirmiş deve ancak kurban. 5 yaşından gün almış veya 2 yaşını 2 yaşının içerisinde 2 kameri yılı bitirmiş, doldurmuş olması esastır sığır cinsinde kurban edilebilmesi için. Hocam doğumunu bilmiyoruz. Yani hayvan buzağı ne zaman dünyaya geldi bunu bilmiyoruz. Bunu ehli hayvanın alt çenesinde sadece sadece dişleri vardır sığırların. Üst çenelerinde dişleri yoktur. Alt çenelerinde ve çenenin altında ön tarafta süt dişleri vardır. Bu süt dişler, ben de bunu sonradan öğrendim. Kapak dediklerimi. <laughs> Bu süt dişler iki yaşını doldurduğu zaman bunlar düşer yerine. Öbür dişleri çıkar ve buna halk arasında kapak atma diye Gerçekten. tabir ederler. Ve vatandaş bunu biliyor. Hatta hayvanın ağzını açıp yani dişleri süt dişleri gitmiş kapak atmış diyorlar. Hocam iki kameri yılını doldurdu ama süt dişleri ağzında. Bu soruyu Hakan Bey sormuş. Öyle mi? Diyor ki kurbanlık büyükbaş hayvanımız iki yaşını doldurdu ve... Henüz süt dişleri düşmedi. Bu kurban, durumda kurban olur mu? Kurban olur. İki kameri yılını doldurmuş. Ancak halkın anlayacağı ifadeyle kapak atmamış. Yani süt dişleri düşmemiş olsa da iki yaşını doldurmuş olan bu hayvan kurban edilir. İki yaşını doldurmamış hocam. Ama kapak atmış. Kapak atması mümkün değil biyolojik olarak zaten bu hayvanın iki kameri yılını doldurması lazım. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Estağfirullah Mülk Suresi'nde buyuruyor ya Ele ya'lemu men halak Ya yaratan bilmez mi? Cenab-ı Hak biliyor ve öyle yaratmış. Hasılı bu biyolojik devinim, bu süreç bütün canlılar için Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği süreç nasıl takdir ettiyse öyle gerçekleşiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bu yaş sınırlamalarını bu da Kur'an-ı Kerim'de yok. İlk soru soran kardeşimizin oraya bir atıfta bulunur. Sorduğu sor soruya da bir atıfta bunlar. Bu da sünnetle sabit. Bu da Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın sünnetiyle sabit. İki kameri yıl Hocam niye kameri diyorsunuz ısrarla, kameri ile güneş takvimi arasında fark mı var? Evet var onun için. Çünkü bazen gün hesabı itibariyle 365 gün, ha güneş takvimi 365 gün sürüyor ya üstadım. Ay takvimi de 354 gün sürüyor. 11 günlük bir fark, 11 var. günlük bir fark var. Dolayısıyla bazen öyle ucu ucuna şeyler oluyor. Hocam... Normal güneş takvimi itibariyle baktığımızda tam iki yaşını doldurmuş görünmüyor. Bir 20 gün kalmış. Ama kameri de 22'ye tekabül ediyor. Kam kameri takvimde 354 gün olduğu için bu durumda bu hayvanın kurban edilmesi caizdir deriz. Onun için değerli izleyicimizin sorduğu soruya tekrar vurgu yapalım. Koyunlarda yavrusunun annesi kadar gösterişli, besili, gelişmiş olması kaydıyla 6 aylık koyun, kuzu da kurban edilebilir. Keçiler 1 yaşını doldurmuş olmalı. Sığır cinsi 2 yaşını doldurmuş olmalıdır kurban edilebilmeleri için.